Twitter'da bir şey yazıyorum. Altına emir bitcoin düşüyor. Mesajlara girip bakıyorum. Emir ne oluyor? İnsanlar haberi mi satıyor yoksa? Grafiğe girdim baktım. Aha dedim. Tamam. Belli ki kriptolarla alakası olmayan insanlar da gelmeye başladı. Zaten videolara büyük ilgiden belli. Muhtemelen o yorumu şurada bir çekilme olduğu için yaptılar. Bunlar bir tane gram altın satın alıp sabah akşam altın fiyatlarını izleyenlerle aynı insanlar. Altcoin'lerde evet geri çekilme oldu %5, %10. Birkaçı %2-3 yukarıda ama genel olarak burada düşüş var. Gayet normal çünkü Bitcoin spot ETF çıkıyor. Bunlardan herhangi birinin spot ETF'i çıkmıyor. Şu an elinde hali hazırda bulduğun kaliteli projeler varsa ve yükselmiyorsa sevinmelisin. Çünkü 3-5 dolarlık aldığın o altcoin'i. Şimdi erkenden şu anki pozisyonla yükselmeye başlasa hayatında hiçbir şey değişmeyecek. Zengin olmayacaksın. Ama sahipliğini arttırdıktan sonra Boğa o zaman başlarsa asıl bu beklediğimiz 5x'ler 10x'ler daha fazlaları geldiğinde işte o zaman bir şey değecek. Bu yüzden yükselmesini isteme. Quantfury'de tekrar Bitcoin'e gelelim. 37-38 bine çekilmeler olabilir herhangi bir durumda. Bu kalıcı mı olur? Hayır. Neden? Çünkü Bitcoin'in amacı spot ETF olmak değil. Bitcoin bunun için mi burada? Panklar, o insanlar, o grup bir araya gelip insanlığı daha özgür hale getirecek. Merkeziyetsiz, Permissionless teknolojiyi Spot ETF'ye fonu çıksın diye mi icat ettiler? Hayır. Bitcoin bundan çok daha fazlası. Bu yüzden geri çekilmeler olabilir. Geri çekilme olursa uzun vadede elbette kalıcı olmaz. Bunu şimdi söyleseydim sıkıntı olabilirdi. Ya zaten yükseliyor, nerelere geldik. Ama eski videolara bakın, aylardır 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22 binlerden söylediğim şey uzun vadede Bitcoin'de kolay para var idi. Neden geri çekilmeler mümkün ama kalıcı olmaz? Aynı söylediğim şeye geleceğim. Spot ETF fiyatlanmış olabilir ama paranın ve finansal sistemin devrimi fiyatlanmadı. Bakın araştırma raporlarını okuduğumuz zaman SEC'ye spot ETF için başvuran kağıt dolduran şirketlerin kendi görüşlerine baktığımız zaman Şöyle gözüküyor. %10 ertelenecek. Yani reddedilecek. Reddedilecek demek istemiyorum ama ertelenecek. %90 kabul edilecek. Zaten bu %90'lık senaryoda size ta bir yıl önce göstermiştim. Bakın altın spot ETF onaylandıktan sonra burada onaylandı. Bundan sonra artık milyarların girişi kolaylaştı. Bunu yine göstermeme gerek yok. Çıkalım. Zaten bunu biliyoruz. Bu yüzde %10'luk ihtimal reddedilirse yani ertelenirse 2009'dan beri Bitcoin %10 binlerce yaparken spot ETF diye bir şey yoktu. Bu yüzden uzun vadeli Bitcoin burada olacak ve kazanacak. Gelip emir 42 bine düşmüş bu sıfıra gidiyor galiba. Muhtemelen yanlış yerdesin. Bu zamana kadar bu şekilde kazanmadık. Bu şekilde kazandığını sanan vardır. Ama benim stratejim mi? Spot ETF'i izlemek onaylandıktan sonra 5 dakikalık grafiklere göre hareket etmek olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz, ya kanalı takip etmiyorsunuz, yeni keşfettiniz ya da büyük bir yanılgı içerisindesiniz. Grafiğe gelelim, zoomlayalım, buna bakmıyoruz. 16.000'den beri bitcoin alıyoruz, benim alım ortalaman bir daha inmeyeceği yerlerde. Ve laf olsun diye söylemiyorum, kimse buranın yüzüne bakmazken, kimse inanmazken, kriptolar bitcoin bitti derken, çünkü size söylüyordum anlamıyorlar diyordum. O zaman ben bas bas bağırıyordum piyasayı zamanlamaya çalışmayın diye. Bakın şu cümle tanıdık gelecek. Kaç kere söyledim. 300-500 daha ucuzdan alacağım. Şuraya insin şuradan alacağım. Biraz daha insin oradan alacağım diyerek 10 binlerce dolar kaçırma riskini göze almayın. Ben almam diyordum. Almadım ve altcoinlerden karımızı bir kenara bırakıyorum. Sadece bitcoin'de nereye geldik? Ben buna odaklanmıyorum. Ben uzaklaşıp şöyle bakıyorum. Buna odaklanıyorum. Bazı gelişmeler var ve bazı gizemler var. Onları çözeceğiz. Geliyoruz. Biri Bitcoin blok zincirinde 9 MB şifrelenmiş veri yazmak için yaklaşık 1.5 Bitcoin. Bu da 65-66 bin dolara tekabül ediyor. Ben bu videoyu çekerken harcadı. Bu verilerin ne olduğunu bilmiyoruz. Bakın blockchain sadece para gönderimi token transferi değil. Artık buraları geçmiş olmanız lazım. Evet Bitcoin'de akıllı sözleşmeler yok ama data transferi için de kullanabiliriz. Şimdi bu ciddi bir olay. Devlet sırrı konuldu veya tam tersi, hükümetlerin öğrenmemesi gereken bir şey konuldu diyenler var. Öğrenemeyiz, ne olduğunu bulamayız özellikle Bitcoin blockchain'inde ise ki bu da Bitcoin blockchain'inde. Bu her şey olabilir. Örneğin bir istihbarat ajansı birini tehdit etmiş olabilir. Bunu yayınlarsan şu, şu, şu olur diye o da öldürülürse diye buraya koymuş olabilir veya o ajansa veya karşı tarafta kim varsa onlara karşı elinde bir koz olsun. Bakın hiçbir şekilde yok edemezsiniz. Bir USB olsa bir şey olsa falan filan ama artık benden çıktı. Benim kontrolüm olmayan yerlere gitti. Ulaşmak istiyorsanız bana iyi davranacaksınız. Dediğim gibi ciddi bir olay. Şansa yapılabilecek bir şey değil ama ne olduğunu bilmiyoruz. Bu olan bir şey. Bu kadar pahalı her zaman olan bir şey değil ama buna benzer bir şey olmuştu. Küresel birçok yolsuzluk kanıtı içeren WikiLeaks belgeleri de buraya yüklenmişti. Yani diğer bir deyişle blockchain üzerine yazılmıştı. Diğer bir gizem Satoshi'nin cüzdanını biliyoruz. Biri Satoshi'ye 26.9 Bitcoin gönderdi. Ama aktif bir cüzdan değil. Neden gönderesin? Ve miktar büyük. Bakın 1 milyon dolardan fazla. Reddit'te bir espri gördüm şimdi. Craig Wright Satoshi olduğunu iddia ediyor. Defalarca kez ABD'de mahkemeye çıktı. Ben Satoshi'yim. Kanıtlamaya çalıştı. Bir sürü iddia ortaya attı. Ama hiçbir zaman Satoshi olduğunu kanıtlayamadı. Ben söyleyeyim Craig Wright Satoshi değil. Satoshi o Cypherpunk grup kendini açıklamayacak. Neyse konu o değil. Şimdi Satoshi benim diyor ya. Ya birinin Craig Wright'a borcu varsa Kardeşim madem Satoshi sensen al sana olan borcumu Satoshi'nin cüzdanına gönderdim dediyse. <laughs> Kral hareket. Kapatmadan CoinMarketCap'e gelelim. Bitcoin dediğim gibi 5 dakikalık grafikten çıkın. Çünkü orası kumar oynayanların yeri. Veya orası milyonlarca dolar yapay zekaya makine öğrenimine yatırım yapanların. Çok büyük haber ve medya gücü olanların. Borsaların yeri bunlardan biri olmadan sadece çizgi çekip destek direnç bakıyorsan ve bunlarla rekabet etmeye çalışıyorsan Netflix'ten sosyal medyadan kaydırmadan akşam 3-4 saat Survivor'dan kalan vakitte bunlarla rekabet etmeye çalışıyorsan kumar. 5 dakikalık grafikten derhal uzaklaşın. Büyük kazanmak istiyorsan büyük zaman diliminde düşüneceksin. Bundan sonra da büyük zaman diliminde Bitcoin uzun vadede kazandırmaya devam edecek. 2009'dan beri Spot ETF diye bir şey yoktu. Bitcoin amacı Spot ETF değil, Bitcoin'in amacı devrim. Sizi daha özgür kılmak, paranıza kimsenin karışamaması. Bu yüzden çok değerli olmaya devam edecek. Ama ama işlevsel değil. İşlevsel olan işlevsellik ihtiyacımızı yerine getiren başka bir şey var. O da Ethereum. Ethereum buradan da görebileceğiniz üzere deli gibi para basıyor. Bunlar da Ethereum sahiplerine gidiyor. Katman ikiler Ethereum demek. DeFi Ethereum demek. Teknoloji Ethereum demek. Ethereum almaya devam ediyorum. Burada bakın BNB de kazanıyor. Çünkü Ethereum'dan kalan bir pastanın küçük bir kısmı var. Projelerin %98'i gerçek blockchain projeleri Ethereum üzerinde inşa ediyor. O ismini duyduğunuz popüler olanlar, farklı sektörlerdeki merkeziyetsiz uygulamalar ve 3 projeleri sizin de muhtemelen aktif olarak kullandığınız blockchain ile ilgili bir şey varsa açın bakın Ethereum üzerindedir. %98 burada. Ama %2-3 burada gelen şeyi kopyalayalım. Oyunu, borsayı, Metaverse projesini, ne olduğu hiç fark etmez. Herhangi bir şeyi burada kopyalayalım. Bakın aynısını çıkardık ama bizde işlem ücretleri daha düşük. Çünkü merkezi insanlara token satma amacıyla var. Evet burada para var. Para kazanılıyor ama para kime gidiyor? Validator yani doğrulayıcılara gidiyor. Kaç tane? 21 tane. Kim onlar? Binance Labs'e ait. Günün sonunda tek bir kişiye gidiyor. Ethereum Bitcoin'in bile önünde. Ethereum'un kaç doğrulayıcısı var? 200 binden fazla. Ben de olabilirim. Sen de illa doğrulayıcı olmana gerek yok. Türkçesi delegatör dediğimiz şey çıktığı için doğrulayıcılara Ethereum'unu verip a katkıda bulunup stake edip yine kazanabilirsin. Boğa piyasasının başlarında daha bir kesinlik olmadığı için kitleleri hikayeler, öyküler hareketlendirir. Spot ETF, paralel yürütme, modüler blockchain'ler. Ama günün sonunda akıllı para şu ana kadar olduğu gibi her zaman yolun sonunu değer yaratan projelerde bulur. Ethereum, benim tercihim katman bir ama Solana'nın da ortalama üstü performans göstereceğini düşünüyorum. Polkadot. Polkadot ağı maalesef durgun ve yaklaşan büyük bir gelişme yok. LINK, büyük gelişmeler buradan geliyor. Portföy bir miktar uzun vadeli bulundurulabilir. CCIP data akışlarından tutun. FTX'den sonra borçların kendini kanıtlamak için Proof of Reserve, rezerv kanıtına kadar her şeyin sağlandığı büyük bir hizmet sağlayıcısı olarak düşünebilirsiniz linki. Yalnız daha fazla para kazanmaları lazım ve enflasyonu çok az değil. Bu yüzden inanılmaz ağırlık verilmese de portföylerde bir miktar bulunabilir. Bende link var. Injective türevler sepetimizdeki coinlerden biri. Benim favori sektörüm tutuyorum. Aynı şekilde sentetik tutuyorum. Aşağı inelim. Render olsun. Kendi alanında tekel. Yukarıda olması lazım bir de The Graph graf olsun, Render olsun bunlar hali hazırda kullanılıyor. Ve akıllı para aynı şu zamana kadar Ethereum'da olduğu gibi eninde sonunda böyle değer yaratan projelere akar. Uzun vadede su yani para akar yolunu bulur. Doğru yerde olursan sana da gelir. Tıpkı ayı piyasasında bu şimdi bahsettiğim türev sepetinde yaptığımız gibi. Render Link Illuvium en başında Bitcoin. Evet yine tokenları sektörlerine göre sıralama videoları yapacağım çünkü yapmadığım sektörler var katman 2 gibi. Hiçbir şey kaçırmıyorsunuz. Evet ayıda da burada olan %10'luk kesimde olabilirdiniz. Yorumlara bakın çoğu 3 4x yaptı ama şunu unutmayın hala erken aşamadasınız. İki yol var. Biri sürekli ağlayıp sızlamak, sürekli bahaneler bulmak. Neden ben insanlar nereye gidiyorsa sürekli oraya gidiyorum. Al işte kaçırdım adam 16.000'de köyün delisi gibi. Bitcoin diyordu, merkeziyetsizlik diyordu. Blockchain projelerini inceliyordu, blockchain'deki gelişmeleri aktarıyordu, araştırma raporları okuyordu, dinlemedim demek veya bundan ders çıkarıp tamam bir tık geç girmiş olabilirim ama hala sokakta konuşmuyorlar, hala eşimin dostumun ilgisini çekmedi, hala taksici giderken ikide bir ship coin'ini kontrol etmiyor. O zaman şimdi doğru projeleri bulup, bulduysam da bekleyip pozisyonlarımı artırıp uzun vadede suyun buraya akmasını bekleyeceğim. Çünkü doğru projeler eninde sonunda kazanır. MTT'niz bu olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Sosyal medya hesaplarım aşağıda. Yeni gelecek bu ve bunun gibi videoları kaçırmamak için. Dediğim gibi yeni coin sıralama videoları da gelecek. Onları ilk görenlerden biri olmak için mutlaka abone olup yanındaki zil butonuna tıklayıp bildirimleri açın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.